Pekala Rıza Hocam, kalp büyümesi nedir? Nedenleri nelerdir? Kalp büyümesi adı üzerinde kalbin normal boyutlarından daha büyük hale gelmesi. Tabii bunun çok sebebi var. Tabii bu da doğuştan itibaren biri olabilir. Yani doğuştan özellikle konjenital kalp hastalığı dediğimiz edinse doğuştan kalp hastalıkları var ise bu çocukluk çağlarında bile oluşmaya başlayabilir. Bunun sebebi de özellikle kalp kapaklarındaki problemler, kalbin aşırı yüklenmesine sebep olan problemlerden dolayı kalbin aşırı yorulması ve çok çalışması gerektiği durumlarda kalp zaman içerisinde büyüyebilir. Ama esas bizim hani kastettiğimiz tabii ki erişkin hastalarda, özellikle yaşlılarda çok sık görüyoruz kalp büyümesi. Tabii bu yıllar içerisinde kalp çalışıyor devamlı dakikada işte 60 ile 100 arasında hareket ediyor. Özellikle en büyük sebep, yani en çok yaygın sebep tansiyon yüksekliği. Biliyorsunuz tansiyon dediğimiz basınç demek. Yani kanın damar duvarına ve kalbe yaptığı basınç, aynı zamanda damar duvarına yaptığı basınç artıyorsa aynı mantıkla kalbin duvarına da aynı şekilde basınç yapıyor. Ve kalbin bu duvarına yaptığı basınç zaman içerisinde kalbi bu da ileride yormaya başlıyor ve kalp daha çok çalışma gereği duyuyor. Kalp kasında kalınlaşmalar başlıyor ve kalp yavaş yavaş büyüyor. Yani en sık sebep aslında dünyadaki kalp büyümesinin en büyük sebebi bu. Bunun dışında erişkin hastalarda işte kapak hastalıkları, özellikle sol taraftaki kapak hastalıkları, yani aort kapak ve mitral kapaktaki darlıklar olsun, yetmezlikler olsun ya da ikisi birlikte olsun. Bunlar da kalp büyümesinin en büyük sebep olanlar nedenlerden başına geliyor. Kalp büyümesinin sonucunda kalp özellikle işte bu tansiyon yüksekliğine ve bu kapak hastalıklarına bağlı olarak zaman içerisinde çok aşırı yük gelmesine bağlı olarak büyüdükten sonra belli bir süre sonra bu hastalar kalp yetmezliği gelişiyor. Kalp yetmezliği de kalbin yeteri kadar güçlü vücuda pompa yapamaması, kanı sevki edememesi ve bunu bağlı olarak da diğer organlarda gelişen bazı bulgular. Kalp yetmezliği bu. Özellikle işte akciğere tansiyon yansır ve işte nefes darlıkları başlar, böbreklerde problemler başlar, ayaklarda şişmelere başlar, karında şişmelere başlar, karaciğerde büyümeler olur. Kalp yetmezliklerinde, bu kalp büyümesinin sonucu gelişen kalp yetmezliklerinde. Kalp yetmezliği ayrı başlı başına bir konu, önemli bir konu. Çok dünyada da hala çok yaygın bir hastalık grubunu oluşturuyor. Herkese görülür mü kalp büyümesi hocam? Yok. Mesela sen tansiyon yüksekliğin yok, kapak hastalığın yok, işte kalp krizi geçirmemişsin, sen kalp büyümesi olmaz. Şöyle olur, normal insanlarda çok aşırı spor yapanlarda, yani aşırı çok kalp yüklenmesi olan kişilerde, maratoncularda, uzun süre böyle bisiklet sürenlerde, ağır spor yapanlarda kalp büyümesi olabilir. Ama buradaki kalp büyümesi çok kötü değildir. Kalbin büyür ama kapasitesi iyidir. Duvarların kanlaşması tansiyon yüksekliğindeki ya da kapak hastalıkları kadar kötü değildir. Ve kişiye çok bir zararı olmaz. Ama bu tansiyon yüksekliği olanlarda ve bu kapak hastalıklarındaki kalp büyümesi daha yapısal bozukluklara sebep olur. Kalp yetmezliğine sebep olur ve bir de ritim problemlerine sebep olur. Böyle atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim gelişir. Özellikle bu tansiyon hastalarında ve bu kalp büyümesi olanlarda neredeyse diyelim 60 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık %10'unda gözükür. Bu atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim problemi. Kalp düzensiz çalışır. Çok bazen hızlı attı dönemler olur. 150'lere, 180'lere böyle çıktı dönemler olabilir. Bu da hem kalbi ilave olarak yorar. Bir de ayrıyeten bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim problemi olan kişilerde kalp içinde pıtı birikebilir ve buradan kopan parçalar beyne giderek ya da diğer organlara giderek embollere sebep olabilir, felçlere sebep olabilir. Onun için son derece önemli bir sağlık problemidir atrial fibrilasyon dediğimiz olay. Bu da yine kalp büyümesi ve tansiyonla ilişkilidir. Tansiyon sebebi nedir derseniz yine iş geliyor başa aynı şeye işte düzenli spor yapmamak, kilo almak, hareketsiz yaşam, sigara içimi
işte şeker ve yine ekmeğe çok maruz kalmak, hani kilo almak, obez olmak. Hocam bu saydığınız hani kriterlerde olmayanlarda da tansiyon olabiliyor. Şimdi tansiyon yüksekliğinin %90 sebebi bilinmiyor. Yani genellikle o da genetik faktörlere bağlı. Ama hasta şundan çok emin olabilirler. Ailesinde tansiyon yüksekliği var. Kendisi de eğer bakmaz ise tansiyon yüksekliği olacak. Ne olacak? Kilo alır ise, sigara içer ise, düzenli spor yapmaz ise, bunlar ve tuzlu yeme alışkanlığı var ise özellikle, yani tansiyon kaçınılmaz. Muhakkak tansiyon hastası olacak.